29 Haziran 2021 Salı gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Ben dün gittim oy kullandım. Şimdi diyeceksiniz ki bize de buradan. Ya öyle de bazen diyorsunuz içinizden arkadaşlar bize biraz Fransa'dan haber ver, dünyadan haber ver falan diye bir test edeyim. Bakayım ne kadar ilgilisiniz. Şimdi dün gittim oy kullandım. Bölgesel seçimlerin ikinci turuydu. Fransa'da Almanya'daki gibi federal yönetimler yok. Bölgesel idari yönetimler var bu belediye seçimleri o apayrı o da var o ayrı bir şey belediye değil ama bu bölge seçimleri bölge başkanını seçiyorsunuz. Şimdi ben gittim oy kullandım Kırat'a bastım mührümü. <laughs> Tabi burada mühür basmıyorsun burada e, aday listeleri var aday listelerini alıyorsun. Oyu vereceğin partinin aday listesini katlıyorsun böyle küçücük origami gibi Vallahi küçücük bir zarfa koyuyorsun oyunu atıyorsun oh yani. Oyu kullandım, ondan sonra çıkarken adam bana dedi ki, akşam müsait misiniz dedi. dedi yemeğe bir çağırıyor. Ya dedi o şeyler açılıyor ya, sandıklar, saymak için dedi gönüllü olmak ister misiniz falan dedi. Dedim yok ne bileyim çok şaşırdım yani, benim için kutsal bir şey bu. Bu kadar kutsiyet beklemiyordum ben hani bu vatandaşlık görevinden. Ondan sonra o kadar toplum ilgisiz ve alakasız yani sokaktaki adamın seçim seçim olduğunu bile bilmiyor adam. Adaylar kim onu hiç bilmez zaten. Kim kazandı onu da hiç bilmez. Akşam oldu. 8 haberlerini bekliyorum. Hani kim kazanmış falan diye. Benim oy verdiğim parti kazanamadı sonuçta da. Çok da mühim değil benim için yani. Çok da ilgili de değildim ama hani vatandaşlık görevi olsun falan diye gittik verdik. Bu arada yeşillere verdim. Yeşil, sol, aşırı sol falan onlar bir grup olmuştu. Ee, <laughs> Akşam e, bu siyasiler yani seçimlere katılan adaylar bir teşekkür ediyorlar, bir teşekkür ediyorlar. işte oy kullanan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz filan. Ulan oy kullananların oranı yüzde otuz beş. Yani bütün teşekkürleri üzerime aldım. Sanki bütün oyları ben kullanmışım gibi filan. Sonradan da baktım. Yani toplumun siyasetle olan münasebetine aslında Türkiye'de de olsa hiç fena olmazdı bu. Yani bu olması lazım aslında. Bir toplumda siyaset ve siyasetçiyle alaka bu olması lazım. Ama işte maalesef bazı ülkelerde öyle oluyor. Ama siz Türkiye'deki arkadaşlar oyunuzu gidip kullanın yani Fransa ile falan kendinizi karşılaştırmaya kalkmayın sakın. Şu güzel yani adamlar oyların çalınacağından bile öyle bir dertleri bile yok. Yani o kadar ilgisizler ki ilk gelen adam, yani ilk gelen değil, muhtemelen herkese soruyordur orada, Akşam müsait misiniz? Oyları sayabilir miyiz filan? <laughs> Vallahi billahi. Dedim enteresan bir şeydi paylaşayım bunu sizinle dedim. Ben sessiz gazeteyi hemen geçeyim. Hemen geçeyim. Siz de bir like'ı hemen atıverin. Arkadaşlar biliyorsunuz 2018'in başlarından beri bu kanalda sesli gazete videoları çekiyorum. Bu sesli gazetelerin sayısı galiba 500'ü bulmuştur. Yani kesin sayıyı bilmiyorum ama ama bu sesli gazetelerde 3 senedir hiç sektirmeden, aksatmadan mutat olarak tekrar ettiğim bir şey var. Bu da AKP'nin bir mafya olduğu, AKP'nin bir çete olduğu, AKP'nin legal görünümlü yollarla gelip illegal şekilde bir devlet aparatına çökerek meşruiyetini kaybettiği ve bu illegal yapı içerisindeki bulunan bütün unsurların, elemanların bir ceza kanununda yazılı olan tüm suçları işlediği, hatta yazılmamış olanları bile icat ederek işlediği bir güruh olduğunu, bir kavim olduğunu burada sürekli tekrar ediyorum. Haliyle bugün geldiğimiz durumda Gördüğümüz hadiseler ışığında Sedat Peker vesaire olayları. E, haklı çıkmanın da tabii karşı konulmaz bir gururunu yaşıyorum. Ben yani bunu tabii tiye alıyorum. Bunu hepiniz biliyordunuz, biliyorsunuz. E, haklı çıkma meselesi falan değil ama e, akıllı ve zeki olmaya aslında çok fazla gerek yok. Aptal olmamak yeterli. Farklı bir şey ama biraz vicdan gerekiyor bunları görebilmek için. Bununla birlikte tabii AKP güruhunun etrafında da çöreklenen, bundan nem alan, aman onlardan dayak yemeyelim, onlardan işte bize bir kötülük gelmesin diye zulme göz yuman da Türkiye'de bir kitle var. Bu kitle de aslında e, Tayyip'in ekmeğine, bu sistemin ekmeğine, zulüm sisteminin ekmeğine yağ çalan başka faktörlerden bir tanesi. Pek çok muhalif ismi de bunlardan sayabiliriz veya muhalif görüş, ideoloji, fikir neyse bunlardan sayabiliriz. Şimdi ben tabi burada bazen e, ağzımdan evet kötü söz olabilir çıkıyor. Çokça da burada hani konuşmuştuk. Şimdi lan ben push diyorum, pezevenk diyorum. Tabi böyle şeyleri söylüyorum bazen. Şimdi bazen tabi insanlar da tepki veriyor ya işte ağzına yakışmıyor bilmem ne. Şimdi arkadaşlar ben burada hani öyle bir tepki geldiği için şu anda söylemiyorum bir yere varacağım. Şimdi biz ben bunları söylerken hani bir sekiz haberleri sunmuyorum. Benim tamam ciddiyet farklı bir şey. Ee, hani terbiyesizlik çok farklı bir şey. Günlük hayatımda konuya bağlı olarak sürekli ağzı ağzından küfür çıkan bir adam değilim. Ben burada bu akp'leri puşt pezevenk bilmem ne dediğim zaman hani bazı arkadaşlar tepki gösteriyordu. Ya bu onlara edilmiş bir hakaret değil. Onların sıfatı. E işte çıkıyor işte adam. İşte pezevenk çıktı adam. E çıkmadı mı? E puş diyorum çıkıyor. Ulan bu adamlar kokain satıyor. Tarihi eser kaçırıyor. Devleti soyuyorlar. İşte kadın pazarlıyorlar. Ulan bir yani adi suçların hepsini işleyen adamlar. Ve bunu devlet adına yapıyorlar. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. E şimdi hal böyleyken aslında topluma bakıp topluma ana avrat küfür etmek yerine mesela bir pezevengi bir bürokrat yapıyor adam. Yani bu toplumun bizim anamıza avradımıza küfür edilmesi manasına gelmiyor mu? E şimdi benim anama avradıma küfür eden bir sisteme ben nasıl e, makul yollarla yaklaşabilirim? Makul yollarla yaklaşma dönemi... ...mutabakat kapısı artık onlarla kapandı. Yok, bitti. Yok artık öyle bir şey. Dolayısıyla bundan sonra böyle. Yani ben... ...keyfimden bunu çok severek söylediğim için değil... ...yani ağzıma yakışıyor o ayrı bir şey ama... E, ...nahoş bir söz... ...uygun bir yerde... ...ve uygun bir zamanda kullanılırsa... ...çok işe yarar bir silah oluyor. E, şu ana kadar da söylediklerimi adama bekliyorum, ...bilmem ne diyorum. E, çıkıyor işte bunlar böyle farklı bir şey mi? Değil. Tabi şimdi işte uzun yıllardır Türkiye'nin ayağına kıymık olan bir konu işte Deniz Baykal meselesi. Deniz Baykal meselesi de bunlardan çıktı. Yani bir de millete ne suç isnat ettilerse hepsini bunlar yapmış ya. Hepsi de. Yani millete haşhaşi dediler. Kendileri uyuşturucu kokain satıcısı çıktı. Yani millete işte şucu dediler işte şey Deniz Baykal kasetlerini işte kasetçi FETÖ'cüler bilmem ne dediler. E kendileri kasetçi çıktı. Kim bilir ellerinde daha ne var. E şimdi Sedat Peker de sanki böyle çok büyük bir kahramanmış gibi parlatılıyor. E kardeşim sen bugün mü öğrendin bu adamın kasetçi olduğunu? Biliyordun. Bilmene rağmen adama işte tespih vermişsin bilmem ne yapmışsın. Konuşmuşsun adamla. Demek ki vardı bir muhabbetin. Demek ki rahatsız olmuyordun bundan. Ee, bunlarla alakalı mesela çok enteresan. Mesela o kaset mevzusunda işte e, kaset işini yapan işte FETÖ'cü polis molis diye. Bu Ece neydi? Ece Üner miydi? Neydi? Bir kadın var ya böyle e, güya üstüruplu laflarla bitirmeye çalışıyor da bitiremeyen bir kadın var. Show TV'de ana haber soruyor. Mesela bu kadının çok zaman önce işte e, kaset... E, Kumpasına Kur'an FETÖ'cü polis yakalandı dediği ve bu e, polis memuru e, hücresinde öldü galiba öyle bir şey olmuştu hayatını kaybetti. Şimdi bu kadın mesela çıkıp özür diler mi yani? Ya bir zamanında şöyle bir haber yapmıştık ama adamı hiç elimizde bir delil olmamasına rağmen öyle bir suçladık yani ama o da değilmiş. Şimdi kimlerin olduğunu anlıyoruz filan. Ben bu şerefsiz düzenin bir parçası olmuşum filan der mi? Bir de bu kadın çıkıp. Haysiyet diye bir kitap yazmış. <laughs> olmayan Haysiyet. İşte bunların en masumları böyle. Düşünün. Yani bu, bu kadın ile olmayabilir. Ama AKP'nin ekmeğine yağ süren, bu zulüme ses çıkarmayan ve bu zulümün devamiyetini tesis eden unsurlardan bir tanesi. Yani dolayısıyla bu da aslında topluma ve bize yapılan küfürlerden bir tanesi. E şimdi ben buna sevecen mi davranayım? Davranamam yani. Neyse diyeceğim. Evet uzun konuştuğumu biliyorum. Bu da benim analizim olsun arkadaşlar. Bakalım ne haberler var. Ha bir de o meselede tekrar onu da söyleyeyim. Şimdi işte küfür meselesi. Şimdi bize küfür ediliyor. Hepimize küfür ediliyor. Ciddi manada. Şimdi size nasıl küfürler edildiğini her gün bakın sadece bugünkü haberlerden yola çıkarak 10 tane haber var. Yani siz bu haberlerle karşılaştığınızda nasıl makul tepkiler verebilirsiniz? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Yani bunlar istisnai durumlar da değil adamlar için. Özel değil, genel. Adamlar için genel. Yani namussuzluk, şerefsizlik ve ahlaksızlık bunlar için özel değil. Genel, genel. Evet, şimdi göreceğiz. Ben geçiyorum haberler o zaman. Evet şimdi dedim ya bize yapılan küfür yani bize derken topluma yapılan küfürler bu sistemin, bu güruhun, bu kavimin sürekli olarak bize yaptıkları küfürler. O küfürlerin içerisinde ana avrat geçmesine gerek yok. Yaptıkları fiiliyatla bize yani topluma ana avrat küfür etmekten o toplumu daha beter hale getiriyorlar. Bir pezevengi gidip bürokrat yapmak o topluma ana avrat küfür etmektir. O pezevengi o görevden almamak, o topluma bir kez daha sizin gelmişinizi, geçmişinizi de şöyle yapayım demektir. Buna kulak takamak başka bir küfürdür. Mesela bak sadece 48 saatte olanlar 27. onur yürüyüşüne polis müdahale etti. Müdahale sırasında bir sivil polisin ağzını açanı alıyorsunuz videosu var. Emri sosyal medyada gündem oldu. Sizin, sizin gibi toplumun anasını avradına şöyle yapayım demek bu. Bak bir, İkincisi adam diyor ki bomba atıyorsunuz diyor polislere. Ses bombası çocuk uyuyor diyor. Adamı gözaltına alıyorlar. Topluma ana avrat küfür etmektir. İki, KYK'lı üsteğmen yoğun bakımda bu zulmü hak edecek ne yaptık? Bu ülkenin üreten, geliştiren beyinleri ne hale geldi? Bu topluma ana avrat küfür etmektir. Adam e, KYK ile işinden olmuş. Üsteğmen kaynak yapıyor. Kaynak makinesinde bir patlama oluyor. Şu anda yanmış ve yoğun bakımda adam. Kaç oldu? 4. Ben sayamıyorum artık. Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayır'dan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya destek. Taylan Antalyalı bir tişört giymiş. İşte bilmem ne Pride diye LGBT yürüyüşüne destek veren bir şey. Adamı linç ediyorlar. Linç ediyorlar adamı. Arda Turan o kadar ahlaksızlık yaptı, silahla bilmem hastane bastı, bir şeyler yaptı. O herifin ahlaksızlığı bu kadar konuşulmadı. Topluma ana avrat küfür ediyorlar. Bir insanın giydiği tişörtten o topluma ne zarar gelebilir? LGBT'lilerin, şunların, bunların yürüyüşünden, zararsız yürüyüşünden topluma ne zarar gelebilir? Topluma ana avrat küfür ediyorlar. Marmaris'te oteller bölgesine, bölgesinde denize nazır ormanlık alanda yangın. Bölgenin yangın öncesine kadar imar izni bulunmuyordu. Şimdi bunu imara açacaklar, oraya yine başka bir paramount otel mi yaparlar, ne yaparlar bilmiyoruz artık. Bu toplumun anasını avradına küfür etmektir. Bunun hesabını soramayacağız ve bu onların yanlarına kalacak ve bunu çok iyi biliyorlar. İçişleri Bakanlığı AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını savundu. Resmi olarak yok, işte arbede sırasında böyle şeyler olabilir filan diye. Bu toplumun anasına avradına küfür etmektir. Sizin hiçbir haber alma hakkınız yok demek topluma küfür etmektir. Yürüme engelli Muhammed Delibaş YKS sınavına alınmadı. Yürüme engelli Engelli olduğum için yardımcı gözetmen desteğimiz yok denildi. Kendi çabalarım ile yapmaya çalışırım dedim. Okulumuz dört katlı sana uygun değil dendi. Kardeşim kaldırır beni dedim. Sınıfa araban ile girmen yasak dendi. Sınıf sandalyesin, sandalyesine de oturabilirim dedim. Sınıfımız sana uygun değil. Bunları yaparken diğer öğrencileri rahatsız edersin dedi. Bunu, yap, bunu yapmam sözünü veririm dedim. Ve saat 10.01 10 artık geç kaldın giremezsin denildi dedi. Eğer bir sınava girme anayasal haksa bu çocuk için eğer bir devlet onu o sınava sokmak için her şeyi yapmıyorsa o çocuğun üzerinden o topluma ana avrat küfür etmektir. O devlet yaşamasın. Benim için o devletin varlığı ve yokluğu aynı. Yok olması daha iyi. Daha ne söyleyeyim? Suriye'de Suriye'deki cihatçı grubun liderine Türk vatandaşlığı verilmiş adamın cihatçı cihatçı fotoları var. Ve bu adam Türk vatandaşlığı verilmiş bu adam. İnsanlara pasaport verilmiyor, insanlar yurt dışına çıkamıyor. Bu topluma ana avrat küfür etmektir. Ya daha ne söyleyeyim ben arkadaşlar? Ya daha ne söyleyebilirim? Yani ondan sonra da bana ben bunların yanında çok hafif kalan böyle denizdeki bir köpük tanesi kadar yani ben bunları işte puşt demişim, pezevenk demişim bunu abartmayın ya yani sanki bir de benden ilk defa benden duyuyormuş gibi arkadaşlar. Ya bunu sizin için şu anda bir şey olduğu için söylemiyorum. Zaman zaman çıktığı için söylüyorum. Lütfen kulaklarınızın kirini, pasını atın artık. O rahatsızlık benden değil. O rahatsızlık o işte topluma bize küfür ediliyor ve sesimizi çıkartamadığımızdan aslında. Bakan Ersoy Turizm Bakanı arkadaşlar demiş ki Göbekli Tepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi demiş. Aman ne kadar güzel. işte herkesin makamına göre bir müjde verişi var arkadaşlar. Ümmetinin liderinin makamı çok ala olduğu için o müjde verdiği zaman böyle şu kadar milyar metreküp doğalgaz bulduk, şu kadar milyar bilmem ne altın madeni bulduk falan diye veriyor. Bunun tabii makamı Turizm Bakanı olduğu için Turizm Bakanı da Göbekli Tepe 11 tane tepe dağı bulmuşlar yani. Aman ne güzel. Gidin onların da ağzı <laughs> Ama tepe deme ümmetin liderine öyle. Tepe deyince o aklına şehitler tepesi falan geliyor. <laughs> AYM Başkanı Zühtü demiş ki mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır demiş. <laughs> Bunu bir öz olarak mı söylemiş yoksa genel geçer hukuki bir kanı olarak mı söylemiş çok anlamadım ben. Ama yani mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği bir yer mesela işte FETÖ borsası. Yani mahkemeler artık o kadar şişmiş cevap veremediği için kara borsa mahkemeler ve hakimler oluşmuş FETÖ borsası. Ona dikkat çekmek istiyordu olabilir eğer öz eleştiriyse. Ee, Anayasa Mahkeme Başkanı Züktü Bak evet yine başka bir şey daha söylemiş. Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hakim olamaz demiş. E yok zaten hakim. E ondan dolayı zaten hakem olamıyorlar. Sadece vicdanını başkalarına kiralamış adamlar oluyorlar. Tetikçi. Ümmetin liderinden haber gelmediği sürece adam bir davayı bağlayamıyor yani. Sanki var. Ümmetin lideri cep telefon cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesinden insanlarla iletişime geçmek mümkün demiş. <laughs> Yapma ya. Bilmiyorduk biz ne bile. Ya şimdi benim YouTube videolarını Japonya'dan da izleyebiliyorlar mı? Bilmiyordum ben yani. Bunu söyleyen adam iki ay önce uzaya gideceğiz altı ay sonra dedi. Ay'a gideceğiz şu anda araç yapıyoruz filan demişti düşünün. AK Partili gençlerden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası videosu var. Çok komik. Ortaya atılan haberler motivasyonumuzu alt üst etti. Sınava sarhoş gibi girdik çok kötüydü ya filan böyle yapmayın ama filan hakkımızı helal etmiyoruz Kılıçdaroğlu'na filan demişler. Sizin sınava ne ihtiyacınız var lan? Niye kasıyorsunuz? Zaten sınavla bir yere gelmeyeceksiniz. AKP'li olmanız zaten bir yere gelmeniz için yeterli. Neyin üzüntüsü bu anlayabilmiş değilim ki ben. LGBT'nin İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nde yaşanan bir arbede görüntüsü, videosu da var arkadaşlar. Bir fotoğraf. Şu anda bu görüntü sosyal medyada çok fazla dönüyor, çok fazla konuşuluyor. İki e, başı kapalı polis, e, başı açık bir kadını e, hiddetli bir şekilde hırpalayarak gözaltına alıyorlar. Şimdi şuraya geleceğim. Bizim Türkiye'de... Olaylara karşı yanlış, şaşı bir bakış açımız, yanlış yerden tutma gibi bir hastalığımız var. Yanlış yerden tuttuğumuz için, yani biz diye konuşuyorum, cümledeki fiili aslında pasif çekiyorum. Ee, yanlış yerden tuttuğumuz için o ya tuttuğumuz sap elimizde kalıyor ya o tuttuğumuz şeyi düşürüyoruz ya da zulmü yapan adamın eline çok ciddi kozlar veriyoruz. Bu yanlış tutmadan kastım mesela şu anda yüzlerce var ben sadece bir tanesini örnek aldım. Adam kim yetmez ama evet demişse kim tür bana özgürlük diye yola düşmüşse bu tabloda payı vardır. Sanki o kadınlar türbanlarını çıkarttıktan sonra o kadın polisler çok sevecen, çok sevgi pıtırcı, sevgi kelebeği olacaklar. Bu yanlış görüş dediğim şey bu. Şimdi Türkiye'de şu anda 800-900 tane çocuk bebek var değil mi hapishanelerde ve bunların annelerinin ekseriyeti bu kadınların %90'ından fazlası başı kapalı kadınlar. Biz faşizme faşiz faşizm deriz, faşiste faşist deriz. Bu böyle bir şeydir. Yani faşizmin rengi olmaz, faşistin rengi olmaz. Faşist faşisttir. 20 sene 25 sene önce Türkiye'de militarist, kemalist, faşistler nasıl o başı kapalı öğrencileri ben örtümle üniversiteye gireceğim diye dediklerinde copluyorlarsa o da faşizmdi. Onlar da faşisti. Bugün bu İslamcılar da faşist. Değişen bir şey yok. İkisi de faşist. Faşistin İslamcı faşisti de olsa, faşistin milliyetçi faşisti de olsa, solcu faşisti de, komünist faşisti de olsa faşist faşisttir ve bunlar var faşizm tek başına bir ideoloji değil. Bunu sadece söyleyen Mussolini'ydi. Kendisinin faşist olduğunu söylüyordu. Adolf Hitler bile ben faşistim demiyordu. Bugün görmüyor musunuz Türkiye'de solcu diye geçinen adam öyle bir cümle kuruyor. Ulan Avrupa'da olsa kurduğu cümleyi öyle bir faşist cümle ki yani adamın ciddi manada ceza alması falan gerekiyor. Para cezası falan gerekiyor bu adamlara. Ne dediklerini bilmiyorlar. Çünkü faşizmin en büyük hastalıklarından bir tanesi faşist olduğunu bilmemesi. Dolayısıyla ha İslamcı faşist olmuş ha başka faşist olmuş buna faşizm denir. Yani bunun başı kapalılıkla açıklıkla bir alakası yok. Hiyanet İşleri Başkanlığı arkadaşlar çok önemli bir yaraya işaret etmiş. Toplumun kanayan yarası. Bakanlıklara yazı göndermiş hiyanet işleri. Demiş ki şehirler arası otobüslerde mola saatleri namaz vakitleri dikkate alınarak belirlensin demiş. Öyle çünkü o şehirler arası yolculuklarda otobüse binenlerin %90'ı 5 vakit namazını kılan insanlar olduğu için tabii ki çoğunluğun sesine de kulak veriyor Diyanet işleri. Çok önemli bir şey bu. Helal olsun. Benim ama daha iyi bir teklifim var. Bence otobüslerin o arkalarında bulunan o dörtlü koltuklar var ya oradan iki sıra kaldıralım. Oraya 2-3 kişinin cemaatle namaz kılabileceği bir mescit açılsın. Bütün otobüslerde bu zorunlu hale gelsin. Hatta Oraya dönen bir platform yani pivotable bir platform yapalım çünkü e, otobüsler sürekli yön değiştirdiği için o koyacağımız mıknatıs yön tayini sayesinde sürekli orada namaz kılan kıbleye karşı dönmüş olur. Bence çok iyi bir fikir. Hatta ha bir de şunu da yapabiliriz. Her otobüse diyanet bir müezzin ve bir imam atasın ve bu atamalar içinde de bütçeden ek bir bütçe, ek bir para talep edilsin. Veririz ne olacak? Halkımız verir. Din, diyanet, ezan, bayrak ya. Ne olacak yani? Vermez miyiz? Siz vermez misiniz? Veririz. Bence öyle. Ama aklıma şey geldi. Bu uluslararası uçaklar, uçak yolculuklarına nasıl olacak? Mesela ben şimdi Singapur'a gidiyorum. Afganistan'da inip namazımı kılmam gerekiyor. O da bir soru. Acayip bir şey. Metin Feyzoğlu, Metin Feyzoğlu demiş ki çok şükür çok değiştim demiş arkadaşlar. Sen değiştin diyenlere evet çok şükür değiştim. Sabahımla akşamım aynıysa vaktimi ziyan etmişimdir cevabını veriyor ve ekliyor. Yol arkadaşım gibi davranıp ilk fırsatta farklı kaya atlayanlar da oldu. Ama ben atlamadım. Ben gemileri, lüks yatları tercih ediyorum. Metin lideri dediği gemi var ya biz aynı gemideyiz. Onun gemisini tercih ediyor. Kayık mayık sevmiyor öyle şeyleri. Bunları görmekten üzgün değilim. İnsan detoksu yapıyorsunuz sonuçta ama çok istikrarlı bak yalakalığında. Evet o diğer arkadaşları değişti filan değil mi? Yani kendisi değişmemiş. Çok istikrarlı Bu çok şükür değiştimden kastı bence şey olabilir yani. Suda sonuçta bir evrim geçiriyor bunlar. Bunların evrimi biraz daha yavaş. Suda bir amipti. Şimdi karaya çıktı. Sürünmeye başladı. Bir 100 milyon yıl sonra falan bir omurga oluşur. AKP'li Gümüşhane Belediyesi'nin 729 lüks konut yapımı için 70 yıllık camiyi yıkma kararı aldığı anlaşıldı birkaç saat oldu. Konu rant olunca ibadethanede neymiş? kaç saat olduğunun haberi, haberini haberinde bulmaya çalışacağım. E, şunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bir e, internete yazın şeyin AKP'nin yıktığı camiler diye. AKP Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok cami yıkan e, hükümet kavi sistem neyse bildiğin Bayağı bir cami yıkmışlar yani. Camileri yıkıp işte yerlerine AVM yapmalar, bilmem ne yapmalar filan. E, ama en azından camileri ahırlara çevirmiyorlar. Camileri ahırlara da çevirebilirdi o. Neydi öyle ya CHP zamanında? Değil mi? AKP'de seçim çalışmaları başladı. Tek tek arama talimatı. Ümmetin lideri talimat vermiş. Hepsini tek tek ara. Tek tek arayın derken çıplak arama olmasın. inşallah öyle bir şey değildir yani. Tek tek arayıp... Ee, ne vaat edeceksiniz onlara? Güzel bayanlar var filan mı? Yani artık pezeneklerimiz filan da ortaya çıktı. E, ee, kokain filan ne? Neyi vaat edeceksiniz? Çok merak ediyorum. Tek tek arayıp. Evet arkadaşlar sesli gazetemiz bitsin. E, ee, i̇ki gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Canım arkadaşlarım benim. Ay sonu geldi. Ee, eğer Patreon'dan Çay ısmarlamak isteyen, kahve ısmarlamak isteyen veya YouTube'un katıl butonuna basıp ben de buradayım, ben de sana bir çay ısmarlayayım demek isteyen varsa çok mesut, bahtiyar oluruz. Sizlere minnettar oluruz. Ee, özgür olun, özgür kalın. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.